Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de bahçemden topladığım taze fasulyelerle şöyle güzel bir fasulye dibblesi yapacağım. Yöresel bir tarif. Daha önce kanalımda paylaşmıştım. Soğanı tencerenin tabanına kavurdum. Bu şekilde yapmıştım. Bu sefer de değişik yapıyorum. Kanalımı da ziyaret ederseniz diğer tariflerimden de haberdar olursunuz. İyi seyirler diliyorum. Tarifime başlıyorum. Fasulyelerimi şöyle küçük küçük yıkadıktan sonra, bol suyla yıkadıktan sonra şöyle küçük küçük doğradım. Bu kısımları sizlere pas geçtim sıkılmayın diye. Fasulyemi tencereye koyduktan sonra şöyle 2-3 adet sivri biber, ben tombul kırmızı biberden doğradım. Bahçemden topladım. Kızarmadı, daha yeşilken kopardım. Şöyle bunları doğradıktan sonra bunları da fasulyelerin üzerine ilave ediyorum. Şöyle doğramış olduğum bir adet büyükbaş soğanı ilave ediyorum. Şöyle üzerine sereceğim soğanı da. Bahçemden topladığım için fasulye miktarı 1 kiloya yakın fasulye, 1 adet soğan, 4-5 tane de sivri biber, dolmalık biber doğrarsanız da 2 tane yeterli olacaktır. Şöyle karışık pirinç bulgur, yarım su bardağından biraz fazla. Onu tabi fasulyenizin miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Kesinlikle bulgur pirinç fasulyenin önüne geçmemeli. Fasulyesi daha çok olacak. Bulgur içinde pirinç bulgur tane tane olacak. Dilerseniz sade pirinçten yapabilirsiniz. Benim gibi böyle karışık yapabilirsiniz. Sade bulgurdan da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Her şekilde güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bir tane de acı biber doğrayacağım. Sevmiyorsanız acı biber ilavesi yapmayabilirsiniz. Fazla acı değil. Böyle bir tane lezzet açısından doğruyorum. Şöyle bahçemden topladım. Domatesleri doğradım. Kabuklarını soyduktan sonra domateslerimi de ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber ilavesi yapıyorum. Çok az da karabiber. Baharatlar tercihinize göre kullanabilirsiniz. Şöyle tuz miktarını ayarlıyorum. Tuz ve baharatlar tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle tuzunu da ilave ettikten sonra yarım bardak su koyacağım. Şöyle yarım bardak su bardağıyla yarım bardak su ilavesi yapıyorum. Şöyle üzerinden zeytinyağı gezdiriyorum. Evet arkadaşlar, fasulye dibblemiz pişiyor. Şöyle bir bakalım. Kaynadıktan sonra kısık ateşe aldım. Şöyle kenarlarını hafiften hafiften karıştıralım. Suyunu çekene kadar pişirelim. Şöyle pirinçler, bulgurlar tane tane olmalı. Tekrar kapağını kapatacağım. Biraz daha suyunu çekene kadar pişireceğim. Şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ilavesi yaptım tavama. Şöyle bir yemek kaşığı da yağ sıçramasın diye sıvı yağ ilavesi yaptım. Yağ eridikten sonra şöyle hafif pembeye döndükten sonra fasulye dibblemizin üzerine dökeceğiz. Fasulye dibblemiz nasıl olmuş? Bir bakalım. Şöyle bir karıştıralım. Müthiş gözüküyor. Mis gibi de koktu. Böyle misafirimiz gelince çay saatlerinde çayın yanına da çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tereyağımız biraz daha pembeye dönsün. Üzerine dökelim.
salatamız iyice pembeleşti. Şimdi yemeğimize dökelim. Of of, mis mis. Gerçekten mükemmel oldu. Böyle bir karıştırdıktan sonra servise geçelim. Evet arkadaşlar, fasulye büllemiz servise hazır. Gerçekten mis gibi kokuyor. Sizlere kokusunu tarif bile edemem. Şöyle hiç dinlendirmedim. Biraz dinlendirebilirsiniz 5 dakika kadar. Benim şu anda işim acil olduğu için hemen servise geçiyorum. Şöyle birazcık sunumu alalım bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, fasulye diplemimiz servise hazır. Gerçekten nefis oldu. Bu şekilde deneyin. Geldiğinizde hiç pişman olmayacağınız bir tarif. Deneyeceklere, yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.